Ayakta eklem kireçlenmesi dediğimiz zaman en sık aslında birinci parmaktaki eklem aklımıza gelir. O da şuradaki eklemdir. Bu diğer eklemlerin aksine, yani kalça ve diz ekleminin aksine daha genç yaşta görülebilen bir durumdur. Kalça ve dizdeki kireçlenmeleri biz 60'lı yaşlardan sonra 70'li yaşlarda en sık gördüğümüz halde şu eklemdeki kireçlenme 35'li yaşlardan itibaren görebildiğimiz bir durumdur. Bunun nedeni de belli değildir. Kalça ve dizdeki nedenler gibi, onların da nedeni çünkü belli değildir. Fakat bir de travma sonrası oluşabilen kireçlenmeler vardır ki ayağın diğer eklemlerinde olan kireçlenmeler genellikle bu nedenle ortaya çıkar. Yani geçmişte geçirilmiş olan travmaların, kırıkların, çıkıkların bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Ayak bileği eklemindeki kireçlenmeler ise yine dizdeki ve kalçadaki gibi nedeni belli olmaksızın belli bir yaştan sonra, 60'lı 70'li yaşlardan sonra ortaya çıkan bir durumdur. Fakat burada da yine dizden ve kalça ekleminden farklı olarak daha nadir görülürler. Çok daha nadir görülürler. Diz ve kalça ekleminde olan kireçlenmeler ayak bileği eklemine göre 9 kat daha fazla görülür. Ayak bileğindeki kireçlenmelerin ise en sık nedeni aslında travmadır. Yani geçirilmiş kırık ve çıkıklardır.